Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. En son bölümden sonra ben birazcık şuradaki kalabalıktan kurtuldum. 2-3 çantayı buraya attım. Diğerlerini de sandıkların içine boşaltıp boş çantaları da dolaba koydum. Şurada biraz temizlensin, açılsın diye. Onun haricinde bütün kitapların hepsini buradan ayırıp tek tek buraya koydum. Hatta ilk önce okumam gereken kitapları da buraya sıraladım. İlk önce bunları okuyacağım. Daha sonra burada kitapları okuyacağız. Onun dışında şuraya da kullanmak istediğim silahları koydum. İki tane silah gerçi. Bir shotgun sürekli kullandığımız. Bir de işte Colt M723 dediğimiz bir makinalı tüfek. Tabii bunu tekli modda kullanacağım. Makinalı tüfekle çünkü bayağı bir kurşun israf yapıyor. Çok fazla mermimiz var. Bunlar sadece şimdilik buraya koymak istediğim mermiler ama normalde bu sandıkların içerisinde çok fazla makinalı tüfek mermisi var. 5.56 dediğimiz. Mesela bak burada 47 paket mesela 5.56 varmış. Yine aynı şekilde başka yerlerde de olmuş olması lazım. Bir çünkü 70-80 tane falan var diye hatırlıyorum ben. Aynen bak burada da var 26 tane. Böyle farklı yerlerde de onlardan var. Bayağı bir mermimiz var. O yüzden o tüfeği de kullanmaya çalışacağım. Şöyle tüfeği göstereyim size. Şöyle şu mermileri de alayım üstüme. Şimdi bu tüfekte şöyle yakından gösterirsem. Tutturucu taktım ucuna. Tutturucu bulmuştuk biliyorsunuz. Kendimiz de yapabiliyor. Hatta bir tane kendim de oluşturdum tutturucu. Yedek olarak dursun diye. Onu nereye attım ben? Şuraya bir yer attım ama. Handmade silencer diye yazması lazım. Aynen şu. Homemade silencer. Bunu da oluşturdum şimdi dursun diye. Ama asıl bu kendi bulduğumuz tutturucu. Gayet de güzel. Onun haricinde işte ekipmanlar falan taktım üzerine. Mesela ışık taktım. Şu an pek gerçi görünmüyor da. Şöyle hafif belki görüyor olabilirsiniz. Gece karanlığı daha çok belli olur. Onun haricinde birkaç tane daha üzerine mod ekledim bunun. Yani silah modu, silah parçası diyeyim hatta. Şöyle gördüğünüz bir tane red dot ekledim. Tabii kendi şarjörü vesaire de var içerisinde. Şu an içinde 30 tane mermi alıyor. Bittikçe de mermileri dolduracağız. Şimdilik bu şekilde bu. Sırtımızda kalsın. Çıkalım. Zaten burada herhangi bir işimiz de kalmadı. O yüzden şöyle koltuğumuzu değiştirip buradan gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu bölüm geçen bölümde söylediğim gibi şu yol üzerinde petrol ofisinin sağ tarafında aşağı tarafta yani ana caddeden aşağı tarafta bir şey var. Çöp toplama ofis tarzı bir yer var. Orada su sebilleri vardı. O sebilleri oradan alacağım. Güzel. Oradan onları alacağım. Onun haricinde arka tarafta onun fabrika var. Yine o fabrikayı da lootlayacağız. Bakalım ne kadar zombi çıkar, ne kadar zombi temizleriz. Hem de şu Colt'u bir denemiş olalım beraber. Siz de görmüş olun bilmeyenler için. Bir şeyler ayarlayacağız bakalım. Aynen şu mekan şu tarafta. Yani şunu bir denemek istiyorum ben. Buradan vuruyorum oraya. Oy. Gördüğünüz gibi tam bir ölüm makinesi. Şöyle mermilerini dolduralım da. Bu arada susturucu %100 sesi kesmiyor. %80, %90 oranında sesini kesiyor susturucu. Yani tamamen ses olacak diye düşünmeyin. Olmayacak. Hiçbir zaman. Oyun size böyle bir şey vermiyor ama mesela 190 susturucu var. Şundan duyar ama şu ileridekiler duymaz bu sesi. Sadece yakın çevrenizdekiler duyabiliyor. Buraya ha güzel. Bunu ben tekli atış almış mıydım? Almamışız. Onu alalım. Tamam böyle daha iyi. Çünkü mermi israf yapıyor. Hiç gerek yok. Şöyle arkama da bakayım da. Şunun kaskı güzelmiş bayağı. Gördüğünüz gibi bu silah tam bir ölüm makinesi. Ve çok da uzağa vurabildiği için çok da etkili bir silah. Şöyle bir etrafa bakalım da biz burada uğraşırken zombi gelmesin.
Tek sıkıntısı mermi şarjörü doldurma mesafesi birazcık. Süresi birazcık uzun. Şık 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 bayağı bir uğraşıyor. Zombi mi var bir yerde? Var. Gel bakayım. Oo, bu güzel oldu bak. SWAT geldi. Bunun elbiselerini alırım. Çünkü bunun elbiseleri de çok sağlam. Tamam, başka da gelen giden yok herhalde. Kapısı kilitli. Mecburen şöyle yapacağız. Pencereyi kır. Temizle. Haydi bakalım. Şuradaki sebil'i alacağım. O yüzden buraya gelmek istedim. Onun haricinde de şuradan buldukça şunları alırız. Bantları vesaire. Bunlar çünkü tamir malzemesi olarak da kullanabiliyoruz. Şu gazeteleri alırız can sıkıntısı için. Yine aynı şekilde yapıştırıcı tamir malzemesi. Çakma alalım. Burada başka ne var? Paket lastiği belki lazım olur. Dursun şimdilik. Hatta şurada bir tane daha mı vardı paket lastiği? Şunu alalım. Var mıydı hatırlamıyorum. Gençler geldi. Tamam bunlar içeride kalsın. Ben şu damacana atıp geri geleyim. Şunu alacağım çünkü. Bu arada susturucuların hepsinin farklı şekilde ses kesme oranı var mı bilmiyorum. Yani hepsi aynı oranda mı kesiyor sesi bilmiyorum. Bazıları belki daha düşük, bazıları daha yüksek olabilir. Yat aşağıya. İyi, arkadan gelen giden yok. Biraz da şu kısa ezici yükselsin diye bu şekilde zombileri öldürüyorum. Normalde hep yere düşürmeden öldürmem ben. Ama o zaman seviye almıyor. Kısa ezici. O yüzden böyle biraz da ayaktayken öldürmek lazım. Işığı gören geliyor çevreden. Gel oğlum. Gel babacım. Yat aşağıya. Bu da gitti. Herhangi bir şey yok bunun da. Tamam şu suyumuzu bırakalım. Nerede bu suyumuz? Şunu yerleştir. Tamam onu bıraktık. Şu ıvır zıvırları da bırakalım. Tamam mermilerimiz. Kalsın. Hatta şuradan ben bir tane daha mermi açayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi karakterimiz sigara istiyormuş. Hafif de yaralı diyor. Tabii damacananın ağırlığını buraya kadar taşıdık. Onun etkisi var. Biraz da acıkmış. Tamam onu da hemen halledelim. Şuradan bir tane ne yedirelim? İşte cipslerim vardı ya. Nerede onlar? Burada var. Başka bir yerde toplu cips olması lazım. Aynen burada da var. Şuradan bir tane al. Ve bunu ye. Tamam. Şimdi gidelim. O şeyi bir toplayalım. Neydi onun adı? Zombileri. Çünkü orada SWAT malzemeleri var. Onları alacağız. Şurası benim önceki yani şeyde kayıtta yerleştiğim evdi. Siz de biliyorsunuzdur izlediyseniz.
Gayet güzel bir ev. Yanında kendi garajı var. İşte benzinliği var vesaire. Oo. Çivili beyzbol sopası. Bu güzel oldu işte. El baltası, bu da güzel oldu. Bunlarla içerdim ya. Oo, job. Çok iyi oldu. Bir tane de silah bulduk. Makarov. Şu eldiven önemli. Şu mermiyi alırız. Gaz maskesi var ama işimize yaramaz. Çünkü savunması düşük. Sadece bizi gazdan koruyor. Okey, çubuğunun düşük şeyi var. Levi'yi alırız. Bu arada arkadaşlar geliyor. Tamam, siz kaçındınız. Diğer nerede? Şu diğer, şu arkadan çıktı herhalde. Şurayı kırmıştır muhtemelen. Ah, sonra gelir diye düşünüyorum. Yat aşağıya. Tamam. Nerede kalmıştık biz? Çelik yelek var. Şunları alacağız, sökeriz. Kelebek bıçağını alalım. Okey, çubuğunun hasar düşük ama eldiveni alırım. Çanta bulunsun, eldiveni alırım. Bıçak bulduk. Biri daha geliyor. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Bu SWAT diğer nereye gitti ya? İki tane SWAT öldürdüm ben burada. Heh, şurada işte. Şunları alalım. Şunları alalım. Bizim pantolon hasarlanmış. O yüzden önemli. Ceketimiz alalım. Şu petleri alalım. Şunları alalım. Boyunluk. Bizim hasarlanmış. Boyundan çünkü bayağı ısırılmıştık. Tamam, başka bir şey gerek yok burada. Şu diğer sıvata da bakalım. Şöyle bir çevreye bakayım da. Tamam, burada ne var? Yine şu pedi alalım. Pantolonum hasarlı. Yedek olsun. Bunu alırız. Ne karmor alırız. En çok bu lazım oluyor. Boyunluk. Çünkü genelde boyundan ısırıyor zombiler. Siz daha görmüşsünüzdür. Yat aşağıya. Kurşun geçirmez diyor ama bu işe yaramaz çünkü 170 koruma veriyor. Diğer kurşun polis yelekleri 100 veriyor. O yüzden polis yelekleri daha iyi. Bunlara ihtiyacımız yok. Aynı şekilde bunlara da ihtiyacımız yok. İyi, tamam ya, buradan alacağımızı aldık bu kısımdan. Şuraları belki lootlayabiliriz. Şu malzemeleri bırakayım da. Çünkü ağırlık ağırlık oldu üstümüzde. Hatta gerekse çantaya bırakırım bunları. Çünkü boş sandık şu an belki olmayabilir. Burada arkadaşlar varmış. Ta şuradaki zombiyi vurduk bak. Şunu vurduk, şunu vururken. Güzel. Sanki EVP musluğucular daha fazla ses kesiyormuş gibi hissediyorum şu anda. Bunun sesi birazcık yankılı çıkıyor. Ben normalde bunu hiç kullanmadım. Sadece ev yapımı musluğucu kullanıyordum ben. Şundan kullanıyordum.
Hatta ondan bir alalım. Bu silah eğer uyuyorsa deneyelim onu da. Şimdi şu fazla malzemelerimizi şimdilik şöyle yapacağız. Eşya yerleştirip şuraya atalım. Şunun için atalım bunları da. Dur sizi değil. Şunları. Sığmayanları da şuraya bir yere atalım. Hadi. Ben bir ceket atmak bu kadar uzun olmamalı ya. Dur şimdi şu sturucuyu çıkartalım silahtan. Eklentiyi sök. Suppressor. Sonra eklentiyi tak. Niye takmıyorsun? Dur. Ha, handmade'i daha doğrusu bu yaptığımız takmıyor. İki tane sturucu, farklı sturucu var. Diğeri muhtemelen bu silah takılacak. Onu da şuradan görebilirsiniz. Neredeydi o? Mühendislikte değil. Firearm'da şurada. Susturucu. Burada değil miydi ya bunlar? Silencer diye mi geçiyor? Ha burada. Bir tanesi el feneriyle yapılıyor. Şu. Diğeri de plastik boruyla yapılıyor. Muhtemelen plastik boruyla yapılan bize gerek. Tabii sturucu modları farklı farklı herkesinki. Yani hepinizin sturucu modu aynı değildir. 4-5 tane farklı sturucu modu var. Bu diğer sturucu takılıyor. Bir tane daha sturucumuz var bizim burada. Onu bir deneyelim. Hadi şunu artık şey yap. Elinden bırakıyor her seferinde. Aynen yok. Diğeri de olmuyor. Diğeri de demek ki farklı silahlar için. Üstünde yazıyor mu onun? Bir bakalım. Ha, aynen yazıyor. Mac diyor. VSK diyor. Tamam. 50 BMG rifle. Baretta. Tamam bu tabanca vesaire herhalde. O tarz küçük silahlar için gerekiyor bu susturucu. Neyse onları şunu at. Şunu da at. Su şişemiz boşalmış. Şuradan yeni bir su şişesi alalım. Sularımız. Aynen şuradan. Tamam. Çık şimdi. Çıkar çıkmaz da gelmezsiniz ya. Yat aşağıya. Şöyle bir çevreyi kontrol edelim. Gelen giden olmasın. Şu boş şeyi atalım. Tamam. Arabayla şimdi biraz daha yanaşacağım çünkü arkadaki depoya gideceğiz. O yüzden şöyle bir ilk önce bir mermimizi dolduralım. İner inmez çünkü zombi kalabalığı olursa. Orada action oluşabilir. Tamam. Şimdi onu at sırtına. İçeri niye girdin ya? Hadi şuradan. Güzel devam. Hemen şuradan bir ara yol giriyor arka tarafa. Fabrikanın olduğu bölgeye. Oraya gireceğiz. Oy, paloço. Buralarda bayağı da şey varmış. Zombik.
Oho. Tahmin ettiğinden daha fazla zombi çıktı. 10-15 tane vardır diyorduk. Elinden fazla zombi var orada. Neyse birazdan oradan yedik. Oy, tavır ya da vuruyor, güzel. Şu arkayı sağlam alayım da. Oy, ta nereye kadar gidiyor görüyorsunuz. Şuralara gidiyor mu? Maşallah. Ya Colt başka bir şey ya. Yani gerçek hayatta da oyunda da Colt başka bir şey yani. Şuraya bak. Ta buraya kadar görüyor. Mesafesini. Sanırım kalmadı kimse ya. En azından ön cephede kalmadı. Arkada var zombiler ama. Girelim bakalım şuradan içeriye. Traktör falan var. Tabi atışınız yükseldikçe, seviyeniz arttıkça bu tarz silahları kullanma beceriniz artacak. Daha çok hedef vurma şansınız artacak. Mermi kalmamış içinde. Aynen kalmamış. Açamıyoruz da ne güzel. Dur şöyle yapacağım. Tamam. Onlar bu tarafa geçemiyor. O yüzden o tarafa doğru giderler bence. Güle güle. Hadi artık şunu doldur. Heh. Silah görünmüyor ama mermi dolduruyor. İyi, buradan temizleyelim bunları. Güzel. Gelin oğlum buraya. Hepsini vurmuyor telden dolayı. Sanırım şu ara direklere denk geldiği yerlerde vurmuyor. Bak şurayı görmüyor mesela. Neyse. Şimdi görürsün.
Çok güzel katliam oldu ha. Bu uzak kaldı birazcık. Ona vurmuyor ya, ilginç. Neyse. O biraz şimdi yaklaşır. Yaklaşınca vururuz ona. Fabrika depoları buraları. Buraları açıp içine gireceğiz. İçinde malzeme arayacağız. Jeneratör bile çıkabiliyor buralardan bu arada. Çıkarsa da bir tane yedek alıp atarız karavana. Yat aşağıya. Tamam. Herkes temizledik. Yine mi mermimiz bitti bizim? Vallahi bitmiş mermi. Güzel. 7-8 paket mermi bittik. Bir paketten 20 tane çıkıyor. Yani 130-140 tane falan mermi harcamışız. İçindekilerle beraber 200 tane mermi harcamışız. Ama komple temizlik yaptık. O açıdan sıkıntı yok. Güzel. Neyse. Şuralara bir girelim bakalım. Tabii girebilirsek. Kapılar kilitli buranın, neyse. Ha, buradan da geçiş varmış o tarafa. Tamam, şuradan pencere kırarız. Bu arada bu niye oldu? Elimizi mi kestik? Aynen öyle. Jopsuz vurmuşuz cama. O da elimizi kesmiş. Ne güzel. Şunu da kaldıralım. Tamam. Şu an için sıkıntımız yok. İçeride şöyle yakın plana geçelim de. Ne olur ne olmaz. O vitamin bulduk. Vitamin çok iyi oldu. Şunu al. Şunu sök. Her şeyi sökmemiz lazım. Elektrik seviyesi lazım bize çünkü. Derdemez de bir seviye aldık. Ama tabii bize 3 seviye lazım. Sök bakalım. Çengel bulmaca. At. İçeride bayağı karanlık, bir saniye şöyle yapsam. Kim nereye vuruyor acaba? He, tuvalette zombi varmış. O vuruyor. Tamam, neyse, kalsın o şimdilik orada. Lastik var. Ağır araç, spor araç. Silah kasası var ama içinden dalga çıktı. Burada güzel frenler var. Ağır araç tipi. Bu bizim otobüs olur herhalde. Onlara bakarız. Olmazsa bunlardan alıp götürelim. Boş bidon. Ağır araç egzozu. Güzel. Yine boş benzin. Bizim lastiklere bakalım da ona göre buradan lastik alırız. İşimize yarar yani. Şöyle yapalım. Tamam. Karakterimiz aşırı yorgun. O yüzden uyutmak lazım. Gidelim şimdi bir karavana. Uyuyalım. Tabii karavan yanında zombi yoksa. Sonra gündüz olduğunda tekrar şuralara falan çıkıp dolaşacağız. Bir de şuradaki malzemelerin hepsini alırız. Şu silah fenerini de kapatayım ben. Çünkü ışıklar da zombi çekiyor. Gerek yok. Koli bandı al. Bak, burada arkadaş var bir tane.
Hanım abla var burada bir tane bayan. Fosforlu yelek, boya falan. Hadi gel abla. Yorgunum ama. Gücüm yok, gücüm yok kollarımda hiç. Şöyle söndürsem. İyi. İnşallah başta bomba çıkmaz da şu karavana gireriz. İyi bari girdik. Karakter bayağı bizim sıkıntıda şu an için. Görüyorsunuz. Şunları ben bir şuraya bir atayım. Şimdi sıkıntılarımı çözelim ilk önce arkadaşın. İlk sıkıntısı sigara. Bir dal. Hiç. Yanımıza yine mermer alalım. Tamam, onu hallettik. Şu fazla malzemeleri bir at şuradan. Pilleri, milleri at. Hurdaları at. Şu kirli bandajlar şurada kalsın şimdilik. Sonra bunları temizleyeceğiz çünkü. Bunu da at. Alkolü mendil de at çantaya. Tamam. Aç ne durumda? Çok aç diyor. Tamam, o zaman yemek yedirelim, öyle uyutalım. Normalde direkt şey yapacaktım. Uyutacaktım ama İş bakalım. Tamam, aç diyor. Şimdi uyu ya. Sabahleyin yediriz gerisini. Güzelce bir dinlensin karakter. Tamam, ağrısı falan da geçti. Tamam, sabahın ilk işle beraber uyanmış olduk. Şimdi sana biraz daha yemek yedirelim. Ne yedirelim, ne yedirelim sana? Hadi patates yedirelim. Epeydir patates yedirmedik. Oo. Ye bakalım. Hafif aç diyor. Bir parça daha olsa yerim demiş. Tamam, o zaman hadi sana bir parça da cipis verelim. Tamam. Orası halloldu. Şimdi dur çıkma. Mermi alacağız. Burada mermi kalmamış. Şuradan alalım mermileri. Beş elli altılar nerede ya? Heh, şurada var biraz. Yani bayağı 5-6 elli altı varmış benim. Tahminimden daha fazla var yani. Neyse. 90'a yakın var herhalde 5-56. Şuradan aç. Aç. Ya da aç hepsini ya. Hayır. Hepsi deyince sandıkları açıyor çünkü. Şöyle köşeye gel. Aynen, bunları aç. Tamam, 160 tane. Doldur. Tamam, şimdi çıkabilirsin. Hatta arabayı da içeri götürebiliriz de. Şöyle açalım şurayı. En azından çıkışımız garanti olur. Şöyle yapalım. Aynen. Şöyle çıkışa hazır olsun karakter. Sonradan başım ağrıtmasın diye şunlardan kurtulacağım ben. Yat aşağıya. Çünkü daha sonradan olmaz zamanlarda gelirler. Benim başım belaya sokarlar. Şu içeride malzemeler vardı, onları alacaktık.
yanımda. Fren diskleri falan vardı. Ama tabii ilk önce bir şeye bakalım. Bizim araba ağır araç değilse hiç o işe bulaşmayalım. Ondan nasıl hallederiz? Şöyle hallederiz. Şunları üstüme alırım. Bir lastik sökerim. Ben lastik sökünce neyin ne oldu yazar. Arabanın türü yazar yani orada. Hangi lastiğimiz kötü bizim? 44, 77, 96, 75. Tamam, şunu sökelim. Sök. Neymiş bakalım bu lastik. Aynen, ağır ağırmış. Bunu buraya atalım. İçeriden canı 100 olan lastik alalım. Nerede o ağır ağaçlık bir lastik vardı şurada. Aynen, hem de canı 100. Tamam, o zaman şu frenden falan da alabiliriz. Bu otobüs de yine aynı şekilde kamyon gibi ağır araç olarak geçiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Gel şunu bir aç. Bu çok sıkıntılı ya, karavanın, bu otobüsün açma şeyi. Açarken baga giriyor. Şuraya diyelim lastik tak. Aynen %100. Çiçek gibi oldu. Şimdi bir bakalım. Ön sağ fren 75, 70, 71, 84. Bunları şu an sökebiliyor muyuz? Sökemiyoruz çünkü orta seviye tamircilik istiyor. Orta seviyede 4 ve üzeri. Ta 4'ün üzeri oluyor yani. 5 ve 6 seviye oluyor. Bizim 5 ve 6 değil. Şu an kaç seviyemiz? Becerilerimiz 3,5 şu an. Biz bunu 4 yaparsak o zaman orta seviyeye okuyup o zaman fren işlerine girebiliyoruz ama bu almamız engel değil. Şimdi alıp koyalım. Envanterde dursun. Arabada dursun yani. Aynen şunu alalım. Akü vardı burada, bir tane ağır araç aküsü müydü o? O, bir tane daha lastik var burada. Ağır araç tipi standart lastik. Sıradan lastik. Bunu da alalım. Yedek olsun. Akü vardı sanki ya. Ben aküyü yanlış mı gördüm? Allah Allah. Standart araç. İngiliz anahtarı, file. Boş benzin. Egzoz var. Alalım. Egzoz tutucusu daha doğrusu. Performans egzoz tutucusu diyor. Sıradan diyor. Acaba ne farkı var? İkisini alalım biz. Aralarındaki farkı bilmiyorum çünkü. Şimdi şu malzemeleri de koyalım. Buralarda yer var mı? Yani burada akümüz varmış zaten bizim. Tamam, olmaz, sıkıntı yok. Şu freni koyarsan güzel olacak. Tamam. Bunu da koyduk. Peki şey nerede? Diğeri. Diğeri de burada. Onu da koyduk. Şuraya şu krikoyu bırak artık. Hava pompasını bırak.
Lastiği bırak. Niye bırakmıyorum lastiği? Ha, o şey 15 istiyormuş. Diğer şey nerede? Bijon anahtarı. Ben mi göremiyorum onu? Allah Allah. Ha, elime takılıymış ya bir jeneratörü. Pardon. Şöyle yapalım. Ben diyorum bir jeneratör nereye gitti? Şimdi şu lastiği yer bulmamız lazım bizim. Onu nasıl yapsak? Şunlar 6 kiloymuş. Tam bu 6 kiloyu şuraya atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Atamıyorum. Ya da bıçağı oraya attık. O zaman dur. Şunu alayım. Bu lastiği buraya atayım. Tamam. Şöyle yapacağım. Bu aküyü diğer akünün yanına koyacağım şuraya. Oradaki akümüz bizim ağır araç mı peki? Tamam, o da ağır araçmış. Bunu da onun yanına koyalım. Yanına sığmıyor. Tamam, şimdi sığdı. Çık. Şu konserveyi at. Tamam ya, şu an sıkıntı yok. İyi durumdayız. Şu deponun içine bir bakalım. Bunlar da kilitliyse yine bunu da ön kapıdan dolaşmamız gerekecek. Bu da kapalı. Güzel. Bu da kapalı. Bu da kapalı. Kaynak almacıymış. Demir kapı olduğu için. İçeriden biri vuruyor ama buna vurmuyor. Arkadaki diğer kapıya vuruyor herhalde. Neyse. Önden dolaşın artık. Oraya yapacak bir şey yok. Bir yeni tarih öğretiyormuş bak bu. Okuyalım. Sende ne var? Çöp poşeti, boş paket falan filan. Tamam, şunu da at. Tamam o zaman ya, bölümü burada bırakalım. Sonraki bölümde devam edelim. Çünkü bunun işte alıp yutulması falan bayağı yarım saat 40 dakika sürer en aşağı. Onu da sonraki bölümün konusu yaparız. Sana şimdiden 40 dakika çoktan geçmişiz. O yüzden bu bölümü burada bırakacağım ben. Sonraki bölümde devam edeceğiz. Umarım aksiyondan keyif almışsınızdır. Bir de bu silahın ismini merak edenler için şöyle göstereyim tam olarak. Colt M723 Carbine. Arsenal 26 Gunfighter modu ile beraber oyuna ekleniyor. Gerçekten güzel bir silah arkadaş kendisi. Bunu kullanabilirsiniz kendi oyunlarınızda. Ben gayet seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.